Merhaba değerli cevizcilerimiz, dediğimiz gibi ceviz hasat sezonundayız ve ülkemizde bu ceviz kurutmalarda herkesin ayrı fikri ve mantığı oluyor. Bizim için, üreticimiz için hem uygun ekonomik olan hem de aynı zamanda kullanışlı olan yöntemleri anlatmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim Fermor cevizlerimiz vardı, raflarda biraz beklettik ve bu rafları hatırlıyorsunuz ilk yaptığımızda modellemelerde kapaklar buradaydı. Ama 2023 itibariyle önlere taşıdık. Bu kapakları ön tarafa taşımamızın nedeni işte bu gibi durumlarda makineden daha rahat boşaltacağımız bir hazneyi ayarlayabilmekti. Ve şu an o mantığı daha da rahat anlatacağım, bir görüntü çekeceğiz biraz sonra. Oradan çıktıktan sonra ben bu rafları kullanmayı neden seviyorumu size tekrar anlatmaya çalışacağım. Bu raflarda ben cevizimi soyup biriktirebiliyorum. Toplu bir şekilde de makineme atabiliyorum. Bunu göstermek için sizlere bu videoyu hazırladık diyebilirim hemen hemen. Bakın biz zaten 2 adet raftan çıkanı yükledik. Ve burada toplamda 4'lü orada 8 rafımız daha var. Sırada bekliyor diğer rafımız. Bu rafımız zaten biliyorsunuz tekerlekli ve oynar bir şekilde, rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz istediğiniz yere. Bu rafımızı böyle taşıdık, getirdik bu ağza ve burada suyunu biraz aldırıp beklettikten sonra buradan rahat bir şekilde şimdi konveyör bantla beraber helezonlu makinemizin içine taşıyacağız. Bu çok uygun ve çok pratik bir yöntemdir. Cevizcilerin İlerleyen dönemlerde orta ölçekli ve küçük ölçekli cevizcilerin aslında çok sık kullanması gereken bir metottur. Yerdeki cevizi toplamak ölümdür, yani çok büyük işçiliktir. Yerde zaten ceviz kurumuyor. Birden cevizi bırakmak gerekiyor ısı dengesini sağlayabilmek için. Onun dışında da tekrardan söylüyorum, işçilikten ve zamandan iyi kazanmak için böyle bir yöntem ve metot geliştirdik. Yani şimdi ceviz bekleme kasaları var arkadaşlar. O kasalarda ceviz nemini neredeyse hiç kaybetmiyor. Bizim 2 ton cevizi bu hale getirmemiz, yani bir günde 5 ton ceviz soymanız gerekiyor. Fernorsa eğer soyduğunuz ceviz. Bu hale getirmeniz için belki bir gün soyma işleminiz sürecek. Yani soyma bittikten sonra ıslak ıslak atmaktansa ben böyle raflarda bekletiyorum. Şimdi kara tipi bekletme kasalarında biz üretimini yapıyoruz ama ben raf öneriyorum. Bunun avantajı da oluyor. Bir günde çok daha fazla nemini kaybediyor. Kurutma da bana büyük avantaj sağlıyor. Ondan dolayı ben raf kullanıyorum. Ve rafı kullanmanın böyle güzel bir avantajı var. Ya yani ben bekletme kasası olarak da kullanabiliyorum. Konveyör banttan buradan çıktıktan sonra alt hazneden rahat bir şekilde buna da doldurabiliyorum. Ve mesela bu ürünüm kuruduktan sonra ben rafın bir tanesini buraya getireceğim, boşaltacağım. Kuruduktan sonra şu görmüş olduğunuz rafı iki kişi rahatlıkla kaldırabiliyor. Yani kuryanı kaldıracağız, rafın üzerine dizeceğiz. Sonra da kalibreye, doluya, boşa nereye istiyorsak oraya taşıyacağız. Tekerlekli bu rafların en büyük avantajı bu oluyor. Burada boşaltacağım cevizimi. Boşalttıktan sonra da raflarımı üst üste koyacağım. Ve artık ondan sonra dolu boşa mı götürmek istiyorsunuz, kalibreye mi, kırmaya mı, nereye istiyorsanız. Kuruduktan sonra bu raf ağırlığının yarısını kaybedecek ve çok rahat bir şekilde iki kişinin kaldırabileceği bir hale geliyor bu raflar. Bu haldeyken 4 kişi kaldırıyoruz biz. Üst üste koymamız gerektiğinde doldururken en alttan başlayıp dolduruyoruz. Gerek kalmıyor ama dediğim gibi aşağıdan doldurduğumuzda iki kişi rahat bir şekilde üst üste koyabiliyor bunları ve nereye götürmek istiyorsanız ürününüzü taşıyarak götürüp rahat bir işlem yapabiliyorsunuz. Ve tekrardan söylüyorum, biz bu kurutma raflarını hem bekletme kasaları niyetine, daha hızlı kuruttuğu için bekletme kasalarında hiç boşluk yoktur biliyorsunuz. Bu aradaki hava boşluğu bir günde cevizin en az %15-20 nemini alıyor. Bu nemini de aldırarak kurutma işleminizde biraz daha tasarruf ve zamandan da tasarruf sağlıyoruz. Enerjiden de tasarruf sağlamış oluyoruz. Şimdi şöyle göstereyim. Buradan bir detay çekmek istiyorum sizlere. Biz bu rafları yaptığımızda kapaklar burada gördüğünüz gibi, artık ön taraftan veriyoruz kapaklarını. Zaten biliyorsunuz inovasyon yapa yapa bu hale getiriyoruz çalışmalarımızı. Bu kapakların
her ağza göre ayarlanması gerekiyor. Baktığınızda en alttaki rafı nasıl boşaltacağım ya da en üstteki raf için alçak değil mi diye düşünebilirsiniz ama şurada gördüğünüz gibi iki tane vidası var. Şurada ve şurada. Şunları çıkardığınızda, yukarı çektiğinizde cevizin alabileceği yüksekliğe geliyor. Mesela şurası için şu ayara getirdiğimde ve şurası için de aynı şekilde bu ayara getirdiğimde üst taraftaki şurayı yanımı yapayım. Burayı kesersin artık. Buraya kaymış çünkü biraz da. Artık bu haznedeki benim cevizlerimi daha rahat bir şekilde boşaltacağım bir seviyeye gelmiştir. Bu rafımızı şu anda rahat bir şekilde boşaltabiliriz. Her rafa ayrı dediğim gibi mobil bir şekilde kapatma hazı düzenledik. İşte gördüğünüz gibi mobil bir şekilde düzenledik. Bunu buraya getiriyorum, takıyorum. Cevizlerimi boşaltmak istediğimde de bu şekilde boşaltıyoruz. Şimdi ben konveyör bandını çalıştıracağım ve buradan boşaltma işlemini sizler için gerçekleştireceğim ki bu bile çok yakın bir seviye. Yani biraz daha itersem rafı aslında hiç de yersiz bir hareket olmamış olur. Daha sağlıklı dökülür helezon ağzına. Şimdi buradan ceviz boşaltma işlemimi gerçekleştireceğim. Siz de taşınmasını göreceksiniz. Evet değerli üreticilerimiz, mesela gördüğünüz gibi üstteki rafı boşaltmak 2 dakikamızı aldı. Hemen bu ağzı alıyoruz, buraya tekrardan takıyoruz. Mesela bu raf için de ideal denk geliyor ama dediğim ayarı yaparak en alttaki rafa kadar rahat bir şekilde boşaltabiliyorsunuz. Bunu da boşaltmanız hatta daha kısa sürecektir bizim. Size yine de böyle sırasıyla bunun ayarının nasıl yapacağını diğer raflarda da göstereceğiz. Sadece en alta geldiğinde biraz burayı beslemesi aşağıda kaldığı için elle takviye yapmanız gerekiyor. Onun dışında diğer rafların boşaltması çok çok daha kolay oluyor. Şimdi ise bu katı boşaltarken size ufak bir görüntü vereceğiz.
Şimdi gördüğünüz gibi bu rafı boşaltmamız daha kısa sürdü. Ben bunun kapağını tekrardan çıkarıyorum. Diğer rafa koymak için buna. Bunu da alıyoruz, köşeye bırakıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi onun üstüne gidecek boş raflar. Burada diyebilirsiniz hocam, şimdi buradan bu hazne nasıl alacak? Gördüğünüz ayarı yaparak aldıracağız. Tekrardan bunu alttaki ayarı için şunları çıkaracağız ve daha hızlı bir şekilde alması için ayarını yapacağız. Şu ayarını yaparken bakın. Şu gençler biraz geri çekin, şunu alttaki kapağa değdi. Çok az zahmet. Tamam. Biraz getirin şimdi. Tamam, gördüğünüz gibi bu ayar ideal bir ayardır. Buradan tekrardan koyuyorum ben vida ayarlarımı. Artık boşaltma işlemine de birazdan başlıyoruz. Ahmet gel şurayı düzelt be abim. Tut şöyle. Tut abi. Buralara pimlerimi taktım. Aslında bunlar somunlu da her seferinde tekrar yaşamamak için bu şekilde kullanıyorum. Bunu da taktıktan sonra artık rahat bir şekilde boşaltabiliriz. Sadece bakın burada buranın bunkeri biraz artık yer seviyesiyle aynı seviyede kaldığı için biraz buradan elle beslemeniz gerekiyor. Bununla ilgili videonun sonunda bir açıklama daha yapacağım. Burayı da boşaltalım şimdi. Yok. Bakın gördüğünüz gibi burada biraz alma problemi yaşıyor. Yer seviyesiyle eşit olduğu için bunun için buradan biraz desteklemek lazım. Evet değerli izleyicilerimiz, gördüğünüz gibi şimdi son kata geldik. Burada da aynı şekilde kapağımı çıkarıyorum. Rafımı tekrardan alıyorum. Bu son ayara aşağıya kadar gelebilen bir ayarı var. Aşağıya kadar ayarlayacağım. Bu rafımı da bitirmiş olacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş kurumasını beklemiş olacağız. Hemen onun ayarını da 2 dakika göstereyim ama şurayı boşaltalım. Şimdi burada ayarımızı yapacağız. Gel Ahmet, karşıma geç kardeşim. Burada şunu çıkardık. Bunu da çıkardıktan sonra dur be Ahmet, oynatmasın. İndirelim aşağıya. Getirelim. Kapak seviyesinde getirdiğimizde buradan dahi alacak. Ağzına kadar dolmasını bekleyeceğiz. Yerde bile kalmasında hiçbir mahsuru yoktur bunların. Hemen 2 dakikaya boşaltma işlemine burada da başlayacağız. Başlayalım. Evet değerli üreticilerimiz, gördüğünüz gibi bir ufak hasatla ilgili bilgi vermek istedik ama tekrardan söylüyorum. Bu sizin kurutmayı kuracağınız alanla ilgili bile ekstradan yapılacak işlere dahil bir proje olmalı. Mesela bu 3 metre konveyör bant gereğinden fazla dik duruyor. Yani koyacağınız kurutma makinesinin yüksekliğinden tutun da konveyör merkezinin dikliğine kadar birçok şeyin hesaplanarak önden yapılması gerekiyor. Yani lütfen tekrardan söylüyorum, eğer bir işleme tesisi kurmak istiyorsanız çok önceden bize haber vereceksiniz. Elimizdeki hazır ürünlerle değil, sizin işletmenizin yüksekliğine ve genişliğine göre özel projelerimizi yapıp ona göre bir şey yapmalıyız. Tabii daha otomatik sistemler var. Oradan daha seri bir şekilde boşaltımı yapacak sistemler var ama biz şu an özellikle orta ölçekli çiftçiler için olabilecek minimum maliyetli sistemleri göstermeye çalışıyoruz. Büyük ölçekli sistemlerde seçme bantlardan tutun, kapalı konveyör bantlardan tutun da artık bekletme silolarından alıp koyacağımız sistemler mevcuttur. Orta ölçekli kurutma işleme tesislerinde ise bu sistemler idealdir. Özellikle bunu anlatmak istedim ve tekrardan söylüyorum. Eğer bu tip sistemler kurmak ve kullanmak istiyorsanız bizle en az 3 ay önceden iletişime geçin. Hem daha ekonomik, hem iş yerinize, işletmenize daha özel projeler yaparak daha sağlıklı ve verimli tesisler kurabilelim diyoruz ve umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene dek herkese iyi günler diliyorum.